Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. İyi günler efendim. İyi günler. Betüş'cüğüm. Kafede kimse kalmadı. Konuşalım diyordun ya, konuşalım mı istersen şimdi? Vallahi birileri gelir çat diye konuşamayız yine. Doğru, haklısın. İyi olur, konuşalım. Konuşalım da oturup konuşalım istersen. Ayaklarım şişti vallahi. Ha? Olur, şöyle geçip oturalım o zaman. Geçelim. Ben sana kahve falan yapayım, ister misin? Yok, içmeyeceğim ben kahve. Sen istiyorsan al kendine. Yok yok, konuşalım da sonra bakarız. Zeyno'cum, şimdi ben yani daha önce hiçbir çalışanımla bu tarz bir konuşma yapmadığım için benim için yani zor bir konuşma olacak. Biraz zorlanıyorum. Ay belli belli, yani kelimeler bile çıkamıyor ağzından yani. Ay canım, o kadar zorlanma, söyle, açık ol, rahat ol yani. Şimdi bizim seninle bu kafedeki iş arkadaşlığımız aşağı yukarı 5 ay oldu. 5,5 ay oldu. Ya 5,5 ay oldu. Ay Betüş, amma kastın kendini. Amma sıktın yani. Biraz rahat ol, açık ol. Ne söyleyeceksen söyle canım. Hah. Evet, mesela birinci problemimiz bu Zeyno'cum. Yani rahatlık. Senin, yani biz böyle yalnızken rahat olman çok güzel. Ben seni böyle rahat olmandan dolayı çok seviyorum da... yani bu kafede bir sürü müşteri varken ki bu rahatlık... yani tabii sen şimdi bu kafenin eski halini bilmiyorsun. Yani buraya nasıl müşteriler gelirdi, kimler giderdi falan. Yani bizim müşterilere böyle bir hitap şeklimiz vardır. Ya öyle bir şey ki bu bazı müşterilerimizle böyle bir aile gibiyizdir. Sıcacık, samimi. Bazı müşterilerimizle de öyle sınırlar vardır ki onları asla aşmayız. Ha ben sınırları aştım yani. Bunu demek istiyorsun ya. Yani ben sınırları mı aştım Betüş? Hani ne oldu? Hani Suzan da böyle bir kadındı. Açıktı, rahattı. Onun için çok seviyordunuz, onu çok benzetiyordunuz filan. Hayır, hakikaten ne oldu yani şimdi? Şimdi Zeyno'cum... tabii Suzan da öyleydi. Yani Suzan'ın da özel hayatıyla ilgili bazı problemleri olurdu ve duygularını böyle senin gibi çok yüksek yaşardı. Yaşardı da nasıl söyleyeyim? Yani ben Suzan'ı hiçbir zaman böyle kafe müşteriden dolup taşarken, lavaboda makyaj yaparken ya da bahçede elinde cep telefonuyla uzun uzun konuşurken görmedim. Aha. Ben anlıyorum aslında, biliyor musun? Ya her şeyi anlıyorum. O kadar aptal bir kadın değilim ben. Ha, ne olduğunu da biliyorum. Bu sabah geldi ya Suzan, oğlunu size bıraktı. O zaman da deyip konuştunuz. Bir konu konuyu açtı. Laf bana geldi. Sonra beni bir güzel gömdünüz. Sen tekrar Suzan'ı işe almaya karar verdin. Olay bundan ibaret değil mi? Ha? Düne kadar iyiydik. Betüş ne oluyor yani? Ne oldu şimdi? Birdenbire bu fikir değişikliği falan ne oluyor? Zeyno'cum, bak ben seni insan olarak çok seviyorum. Yani ve seni gerçekten incitmek istemiyorum. Ama yani beni çok açık konuşmak zorunda bırakıyorsun. Konuş konuş, açık konuş yani. Eteğinde ne taş varsa hepsini dök canım. Hepsini konuşalım o zaman. Zeyno, sen benim oğluma patronun oğlum oldu demem, alırım ayağımın altına seni demişsin. Ay ama o öyle bir şey değildi ki. Benim oğlum 20 yaşında Zeyno, üniversiteye gidiyor. O çocuk değil. Sen patronunun oğluna bu şekilde hitap edemezsin. Ya bırak patronunu, bir arkadaşının oğluna, hele ki 20 yaşındaki oğluna böyle bir şey söyleyemezsin. Ay ama o şaka gibi bir şeydi. Şakayla karışık öylesin. Ben ondan kaç yaş büyüğüm Betüş, yani ne var ki bunu söylememde? Eşimin patronuyla Yavuz kafeye geldikleri akşam onlara defalarca hadi gidin artık der gibi iyi sabahlar demişsin. Dedim. Dedim çünkü sabaha karşıydı yani. Ayaklarım patladı biliyor musun o gün? Bütün gün ayaktaydım zaten. Bir de sabaha kadar onlar. Zeyno'cum, müşteri istediği kadar oturur bu kafede. Burası meyhane.
canım. Burası kafe. İstedikleri kadar oturamazlar maalesef. Evet, burası bir kafe. Ve bu kafenin kurallarını da ben koyuyorum. Yani eğer onlarla sabaha kadar kalamayacak durumdaysan... ...bana telefon etseydin ve tüş gel deseydin ben de onlarla kalsaydım. Ayrıca bu kafe kahve falı bakılan bir yerde değil. Ay Betüş, bunu sen yapma bari. Ya gelmiş kadınlar, kapatmışlar fincanlarını. Bakar mısın diyorlar. İki dakika bakıverdim onları kırmamak için. Ne var ki bunda yani? Ben onun karşılığında para mı alıyorum sanki onlardan? Sen benim oğluma kafeye gelemeyeceğini söylediği halde... ...geleceksin diyemezsin. Ayrıca kafeye geleceğini söyleyip sonra da gelmemezlik edemezsin. Eğer gelemeyeceksen bana telefon edersin, kafeye gelir ben açarım. Yani ben senden izin alacağım. Yani ya ben aslında tamam, ben çözdüm. Olayı gerçekten çözdüm Betüş yani. Sana zaten böyle bir havalar gelmiş, bir patron havaları falan. Hakikaten sen hiç böyle bir insan değildin yani ilk tanıştığımızda. Hiç başka bir insandın. Hani ne oluyorsa yani. Ha sen bir kere kafana koymuşsun beni işten çıkarmayı. Oradan buradan da bilgileri toplamışsın, şimdi önüme koyuyorsun. Açık açık söylesene kardeşim yani. Hayır, kafede kafe olsa bari. Sanki 7 yıldızlı otel yani. Zeyno'cum, bağırmadan da konuşabilirim. Ay bağırmıyorum ben zaten. Bağırmıyorum. Zeyno, bu kafe benim çocuklarımın geleceği. Seni çok seviyorum. Çok renkli, çok böyle canlı, neşeli bir kişiliğin var. Ama ben bu kafede işini daha ciddiye alarak çalışacak birini arıyorum. Eğer ben söylediğin gibi biri olurum, değişirim diyorsan... ...bak sana izin vereyim, çık biraz tatile git, düşün, dinlen, kendine gel. Ama yok ben değişmem, ben buyum diyorsan... ...da yani... Ben bu şekilde devam edemem. Ay biliyor musun? Abini de zaten çalışmamı hiç istemiyordu biliyor musun? İsabet oldu yani. Hayır ben de saf gibi geldim part time çalışayım bari falan diyecektim sana. Tabii diyecektim yani. Demiyorum artık öyle bir şey. Lüzum kalmadı çünkü yani. Saçma çünkü yani artık. Yani o zaman şey... O zaman ben şey yapayım. Ben gideyim artık canım. Hadi. Ben gidiyorum. Zeyno, yani çok üzgünüm gerçekten. Belli, belli. O kadar üzülme canım. Biz geldik. Ah. Ay, iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Betüş, ne oldu? Zeyno da kötü görünüyordu. Bunları sonra konuşalım, olur mu canım? Ha? Evet, çocuklar. Barış, ailen hala yazın bu kafede çalışmana izin veriyor mu? Evet, evet, izin veriyorlar. Peki, sen çalışmayı istiyor musun? Yoksa tamam mı diyeceksin? Dur bakalım, Barış'la konuşuyorum. Tabii ki istiyorum, Betüş teyze. Peki, o zaman işe başlayacağın günü ve saati seç bakalım. Başladım bile. Herkese iyi akşamlar. Abi. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Barış işe aldı annem. Abim biliyor canım. Biz sabah konuşmuştuk. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bir şey soracağım. Zeyno abla hala gelmedi mi? Zeyno abla geldi ve gitti. Bir daha da hiç gelmeyebilir.